Bu hoş geldin turları. Daha içeri daha girmedi. Bir şey yok. Daha tünellerle evet. Karşılaşmadılar. Daha gerçekten bir daha şey yok burada yani. Hamas gerçek mukavemeti göstermedi. Burada öncü kuvvetlerle Hamas'ın yapmış olduğu bir harekatı seyrettik. Evet. Yani bir manga Hamas askeri tahmini. Onlar da zaten nerede konulacağını çok iyi kestirmişler. Ve burada hani panik halde olan saldıran. Tam tersi olması lazım. Yani sen orada zırhlıyla girdin mi orada dumanını attırman lazım. Dikkat eder misin? Az önce zırhlı personel taşıyıcısı onu kullanan içerideki terörist. Gideyim mi gitmeyeyim mi? Yani zaten o korkaklığı sen kullandığı araçta evet. da görebiliyorsun. Şimdi dibine kadar sokuluyor. Alanına çekiyor. Şunu soracağım Sayın Çiçek. Yani 4 hafta olmuş. İsrail'de de bu noktadan sonra böyle bir hareketlenme olur mu? Hani çünkü askeri bir başarı sağlayamamışsınız. Amerika'nın desteği orada zaten Amerika'da yavaş yavaş farklı noktalarda baskıya uğramaya başlıyor. Esasında Atabey'e sormak istediğim hususlardan bir tanesi evet. oydu Orhan Bey. Büyük bir harcama içerisindeler. Evet. Ki günlük olarak 100 milyon doların üzerinde bir harcama yapıldığı söyleniyor. Bu içinde İsrail'in ekonomisi zaten sıkıntılı. Hava sahasını kapatmış vaziyette. Ülkeden kaçan günlük kaçana 100 milyon dolar, ticaret evet. durmuş vaziyette. Bir tane şeyin değeri demir kubbenin tabii. değeri 120 milyon dolar. Şimdi onun 120 için, bin dolar pardon. Tabii. Bir füzenin mi? Bir füzenin. Karşılayan füzenin. Hamas'ın attığı Hamas'ın attığı roketin değeri de 500 dolar. Ve işte Amerika'dan 14 milyar dolarlık bir bütçe vereceğini söyledi Biden ki ona yönelik olarak da çok büyük tepkiler var. İsrail'in bu kadar bütçesi yok muymuş ya? 14 milyar dolar işte dünya işte, ekonomisini kapitalist düzeni elinde bulunduran İsrail. Yani tırnak içerisinde söylüyorum. Tabii var. Bağışçıları yani ben, vardır. Tamam tedarikçileri yani, tamam vardır. Da, onların da karşılayabileceği bir güç var yani. Şimdi. Kağıt üstü. Ya bunu kağıttan böyle bir yani burada ordunun bir stratejisi bak, olmaması... Parası olmaması bak, çok tuhaf değil mi? Olay ne? Amerika'ya bugün yardımı kestir. İsrail evet. burada var ya tabii, nefes çöker. Alamaz. Çöker. Tam geri onu söyleyeceğim. Amerikasız bir İsrail olsaydı nasıl bir tablo? Olamazdı. Orhan Bey nasıl olurdu? Bakın olamazdı. Gazze için ateşkes hususunda biliyorsunuz evet. Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde toplantı tertip evet. edildi. 14 tane ülke. Evet. Ivır zıvır ülke ama başta Amerika var. Başat ülke olarak o. Ateşkese karşı geldi. Mikronezya falan var. Evet. Amerika her yönde kapatıyor. İşte Lübnan'a diyor dahil olursan diyor görmediğin kadar sana kuvvet uygular diyor. Herkesi tehdit ediyor ve sürekli olarak o C-17 nakliye uçaklarıyla C-5 nakliye uçaklarıyla hava köprüsü kurmuş durumdalar. Sürekli mühimmat getiriyorlar. İşte Güney Kıbrıs biraz önce ifade ettim. Orayı da muhtemelen Tel Aviv'e olan mesafesinden kaynaklı lojistik yer olarak tesis etmiş durumdalar. Sürekli bu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Amerika'da da bunun rahatsızlığı var. Bakmayın Amerika 400 milyonluk bir ülke ama şu olan durumları bilen herhalde 15-20 milyonudur. Halkın gündeminde bile değil esas olarak Amerika'nın ama Amerikan halkı da bir gün bunu görecektir. Görmesi evet. gerektiğine inanıyorum. Artan vergiler, yaşanan ekonomik krizler. Trump şunu demişti evet. Orhan Bey, Trump şunu demişti. Hiç unutmuyorum o sözlerini. Biz dedi Orta Doğu'ya, Afganistan'a dedi trilyonlarca dolar para ayırdık dedi. Ama dedi bizim New York'umuz, Washington'ımızda köprülerimizin boyası yok. Yollarımız demode. Havaalanlarımız çökmüş vaziyette dedik. Ama biz bu paraya gittik başka yerlere gömdük doğru, dedi. Doğru. Amerika'ya gittiğinizde baktığınızda yani havalimanları yani 20-30 sene gerisinde tabii, neredeyse. Orhan, bizim Trump'ın şu lafı neydi? Amerika'nın dedi, parasını aptalca savaşlara harcamayacağım dedi. Evet. İşte aptalca savaş. Şimdi, burada şimdi şurayı bir hemen bir başlık açayım da esas biraz bana göre bunun üzerine durmakta fayda var. Şimdi burada her şerde hayır var derler ya bu işliyor. Bu İsrail'in çöküşün başlangıcı. Evet. Bak tek başına Hamas 30 bin söylenen rakam. Onun 30 binini sadece biz 3'ünü 5'ini gördük burada. Ne yaptığı ortada. Burada tek başına Hamas direniyor ama biz bir birlik beraberliği sağlar isek sadece Türkiye anlamında demiyorum ben bunu. İslam İşbirliği Teşkilatı veya Türk Devlet Teşkilatı. Sayın Erdoğan'ın bugün verdiği mesajları iyi algılamak evet. lazım. Yani Birleşmiş Milletler dahil hepsinin yıkılıp diyor da kentsel dönüşüm diye. Evet. Aynı dönüşümü Birleşmiş Milletler'e de uygulamak lazım. Uluslararası kuruluşlarda yani olmuyor yani onu yapacağız. Şimdi yapacağız. Biz, tamam. Ha biz şimdi ilk başta Türk Birliği ile başlayacağız. Evet. Ardından İslam İşbirliği Teşkilatı'na meseleyi taşıyacağız. Ondan sonra sahadaki hakimiyet evet. sağlayınca hani Amerika'da yürüyüş yapanlar var ya Londralarda. Onlar zaten seni destekleyecek. Dünyaya adaleti sen getirirsin. Bu şer düzen yıkılsın. Hı hı. Destek
ve her türlü katkı arkanda yürü diyecek. Olmaz diye. Olur, şöyle olur. Bölgesel örgütler güçlendikçe merkezi örgütler üzerine baskı yapar. Şimdi o, ya değişir ya ortadan kalkar. Kazakistan'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın katıldığı toplantı önemliydi. Ha, Türk devletleri. Bak işte onun için açtım şimdi bu konuyu. Geleceğim. Şimdi bu haritada da daha net bir şekilde sizlerle analiz edeceğim ama Sayın Şeyh şunu sormak istiyorum. Hazır konu yine burada açılmıştı. Uluslararası örgütlerden. Şimdi yine İsrail'in işte katliamlarını görüyoruz. Yani izliyoruz. Ben bir baba olarak işte nasıl duygularla izliyorum. Siz de aynı şekilde. Ağlıyoruz. Göz yaşı ağlıyoruz. Bazen izlemek istemiyoruz ama izlemeliyiz, görmeliyiz yaşananları ve insanlara anlatmalıyız. Bir soykırım. Orhan Bey çocuklarının üzerine isimlerini evet. yazıyorlar. Orada şehit olacağını biliyor annesi evet. babası. O isimlerinde vücudunun bir uzundan ben evladımı bulurum diye ismini yazıyor çocuklar. Yani inanılmaz. Yani şu anda işte kaçıncı yüzyılda izliyoruz? İşte ne çağı? İşte her türlü üstün çağların içerisindeyiz. Buna ilişkin bir savaş suçu değil mi bu? Kesinlikle. Yani siz bir hukukçu olarak da yani bunun bir savaş suçu diyoruz ama sayılması için hangi adımların atılması gerekiyor ve adımların ne zaman atılması gerekiyor? Şimdi atılması gerekmiyor mu? Şimdi... Bunun çerçevesi nedir? İsrail yoksa eğer bir şekilde hukuki, uluslararası hukuki olarak tamam bir karşılığı önemi olmayabilir ama adım atılmazsa bu bir nevi meşrulaştırılmış olmuyor. İsrail'de taraf Uluslararası Ceza evet. Mahkemesi denilen bir müessese var. İşte Birleşmiş Milletler zamanında Roma statüsü kapsamında bu kurulmuş. Neden bu kurulmuş? İşte Yugoslavya'da yaşananlar, Srebrenica'da yaşananlar, işte o Milosevic'in, Karadžić'in sebebiyet verdiği olaylardan da o tesis edilmiş. 120 ülke buna onay vermiş. Evet. Bunun içerisinde onaylayan ülkeler var, tatbik eden mesela Müslüman ülkelerden Tunus, Pakistan, Ürdün şu anda tarafı bunun. Evet. Bu mekanizma nasıl harekete geçecek? Ya o Uluslararası Ceza Mahkemesi Hollanda'nın La Haye şehrinde. Ya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi harekete geçirecek? Ya bunu üye devletlerden birisi harekete geçecek? Türkiye Cumhuriyeti şu anda oraya dahil değil. Değil. Türkiye Cumhuriyeti imzalamamış onu. Ama Müslüman ülkeler var içerisinde. Ama Türkiye şunu yapacak. Oranın ön büro olarak ifade edilen bir birimi var. İşte bu delilleri toplar. Sayın Cumhurbaşkanı bunu ifade etti. Önümüzdeki günlerde yapacağız bunu evet. dedi. Yapacağız dedi. O belli bir tarihe kadar, 2002'ye kadar falan imzalanması lazım. Ama sonradan siz onu başka bir şekilde o mekanizmayı işletebiliyorsunuz. Evet. Türkiye bu ön büroya müracaat edecek. O zaman savcılar ki bildiğim kadarıyla bir inceleme süreci başlatılmış durumda. Ama vahim olan şu. Buraya üye olan Müslüman devletlerden şu anda Tunus olsun, Ürdün olsun bir mekanizmayı çalıştırma yönünde bir davranış gelmedi. Ben gelmedi. Öyle görünüyor ki de gelmeyecek de yani. Şimdi bu mekanizma, bu Uluslararası Ceza Mahkemesi devletleri evet. yargılayamaz. Kişileri yargılar. Bu Genelkurmay Başkanı olsun, Başbakanı olsun, Cumhurbaşkanı olsun. Bu sistemi yaptırım var mı peki? Var tabii. İşte Milosevic, Karadžić, müebbet ağır hapis aldılar. Hatta bunlardan bir tanesi cezaevindeyken öldü bildiğim kadarıyla. Yanıltmıyorsa hafızam bizi. Müebbet hapse kadar ceza verebiliyor burası. Şu anda inanın İsrail'in yaptıklarının hepsi o Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin işte soykırım, bir nesli sona erdirmek, o topyekün ortadan kaldırmak, topyekün savaş ilan etmek bunların hepsi zaten sayılmış. Şu anda İsrail zaten bunların hepsini işlemiş vaziyette. İşlemedi hiçbir şey kalmadı ki. Deliller. Zaten Filistin de bu yapının içerisinde. Bildiğim kadarıyla Filistin bu usta bir müracaatta bulundu. Evet. Bilmiyorum ne aşamada o. Ama deliller açık. Bunların kişiler, hepsi delil zaten. Kişiler için görüyoruz alınabilir burada. Ve yaptırım uygulanabilir kesinlikle. Diyorsunuz. Kesinlikle. O zaman kesinlikle. Bunun için de bir anca harekete geçilmesi gerekiyor. Evet. O korku da evet. sarmaya başladı birazcık İsrailli yetkilileri. Yani yurt dışında hesap sorulacak bizden seyahat korkusu etmeleri var. Durumunda tabii ki. Tutuklanma. Bakın aynısını Rusya Cumhurbaşkanı'na yönelik olarak işletmediler yönelik, mi? Evet, evet. Ermenistan dahi ben bu sözleşmeyi kabul ettim. Gelirse tutuklanır noktasına kadar evet. getirdi. Şimdi tekrar bir Atay'a dönelim. Orada da bir sıcak gelişme var. Ata Gündüz Kurşun ve Taha Hazar tekrar dönüyoruz. Evet Ata. Nedir oradaki son durum? İşaret fişekleri sonrası senin de gösterdiğin bombalamalar, uçakların bombalaması söz konusu olduğu sonrasında yine Hamas'ın misillemesi var. Oldukça hareketli ve sıcak bir gece. Beyt Hanun, Beyt Lahia en azından bizim buradan gördüğümüz bölgelere yönelik bombalamalar sürüyor. Hamas'ın da karşı misillemeleri devam ediyor. Son bir saatte yaşananları tekrar bize özetler misin?
Hemen özetleyelim. Orhan Salih, gerçekten sizin de söylediğiniz gibi çok hareketli dakikalar yaşanıyor. Zaten sizin programın hemen öncesinde de işte o saatler 19'u gösterdiğinde bulunduğumuz bu noktaya bir roket isabet etti, füze isabet etti. Yaklaşık 100 metre ötemize hemen ardından Beyt Hanum bölgesinde çok şiddetli çatışmalar başladı. Savaş uçakları o noktayı vurdu. Sıcak çatışmalar yaşandı. O ağır makineler silah seslerini buradan duyduk. Aydınlatma fişekleri ateşlendi. Fosfor bombaları artık hani bunun adını da koymuş bulunduk. Fosfor bombaları atıldı. Savaş uçakları hemen ardından iki bomba bıraktı. Şu birkaç dakikalık süre içerisinde de iki topçu atışı yapıldı. En azından bizim duyduğumuz. Evet. Ama az önce o uygulamadan da gösterdim. 32 ayrı noktaya Hamas tarafından da bir misilleme yapıldı. Hani söylüyoruz, kuzeyde sıkışmış kalmış durumda şu anda İsrail ordusu, ama hani sizin konuşmalarınızdan yola çıkarak da birkaç cümle söyleyecek olursak, İsrail kendi sonunu hazırlıyor gibi. Çünkü dünyada eşi benzeri görülmemiş bir katliamdan bahsediyoruz. İşte az önce Coşkun abi de söyledi, yani İslam İşbirliği Teşkilat 57 üyesi var, hiçbir iş yapmıyor. İşte Arap Birliği var, Birleşmiş Milletler. İki atış yapıldı dedim. Üçüncüsü de şu anda yapıldı. Topçu atışları bunlar Ata. Evet evet. Topçu atışı. Topçu atışı. Çünkü havada bir uçak hareketi Peki, biliyor. Peki Ata, şunu topçu atışının sesini bize bulunduğun bölgeyi biraz daha gösterebilir misin? Bilmiyorum. Kamera tripoddan çıkabilir mi? O dün roketin isabet ettiği bölgeye gitme ya da çevreyi gösterme durumunuz var mı şu anda? Tamam, gösterelim. Taha abi kamerayı tripoddan alabilirsek şöyle bir çevreyi bir göstermek istiyoruz. Üçgenimizi de bir alalım. Çünkü sürekli biz sizi bu kareden görüyoruz ama biz uzun bir gazetecilerin tabii bir gösterelim. Evet. Nerede yayın yapıyoruz Nerede biz? Nerede yayın yapıyorsunuz? Haftalardır, günlerdir bize o bölgeden bütün dünyaya işte Gazze'deki o soykırımı gösteriyorsunuz. Oradaki bombalamaları gösteriyorsunuz. Oradan çıkan her bir dumanda onlarca, belki yüzlerce Gazze'li sivil, masum insan hayatını kaybediyor. O noktadan bize aktarıyorsunuz. Maalesef. Sizin bulunduğunuz noktada çok yakın bir nokta. Sınıra sıfır noktasında evet. Bir bölgeden bahsediyoruz. Evet. Yani burası Siderot burası. İnsansızlaştırılmış bir bölgeden bahsediyoruz. Önce onu söyleyelim. Yani burada hiçbir şekilde sivil yaşamıyor şu anda. Sadece İsrail askerleri ve güvenlik güçleri var. Bakın burası da bu arada çok yakınımızdan atıyor o topçu birlikleri. Beyt Hanum'a doğru atışlar yapılıyor. Siderot'un en üst noktası burası Orhan Salih. Evet. Burada bir kavşak var. Hemen arkada bir anaokulu var. Anaokulunda da hiç kimse yok. Orayı artık basın mensubu arkadaşlarımız, yerli ve yabancı. Bakın tek bir araç var. Onlar hepsi yabancı. Şu anda tek... Halen devam ediyor. Şu çalışan araç bizim aracımız. Orayı çektik. Neden çektik? Çünkü elektrik ihtiyacımızı da araçtan karşılıyoruz. Onu söyleyelim. O yüzden oraya çektik. Hani korktuğumuz için değil, yanlış anlaşılmaz ya da başka bir şey için değil. Araçtan elektrik aracı çalıştırıyoruz. Cihazın elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. Bakın sadece iki medya kuruluşu var şu anda bulunduğumuz noktada. Burası bir meydan. Anaokulu şu anda sığınak olarak kullanılıyor. Şu an itibariyle. Yani... o işte roketler atıldığı zaman hemen yerli ve yabancı basın mensupları orada anaokulunun içerisine giriyorlar. Dün o roketin düştüğü yere doğru şimdi sizi götüreceğim. Dediğim gibi yani burada hiç kimse yok. Bazen bakın oradan bir cadde var gördüğünüz gibi. Burası son nokta. Şöyle tabi o tarafı da böyle bir geniş bir şekilde gösterebilirsek. Tabii gündüz vakti orası aydınlık. Gördüğünüz gibi burada da bir park var. Roketin düştüğü yeri de şimdi sizlerle paylaşacağız. Dediğim gibi burası bir anaokuluydu ama şu an itibariyle boşaltılmış durumda. Etrafı demirlerle çevrili. Bakın dün o roketin düştüğü yer. Şimdi Taha abi sizlere gösterecek. İşte roket tam da füze oraya düştü. Bir parke taşının üzerine. Hamas tarafından yapılan bir misillemeydi bu.
dün akşam saatlerinde. Gördüğünüz gibi yani hani çalışma alanı burası bizim. Burada iki medya kuruluşu var. Onlar da canlı görüntü veriyorlar. Bazen yayınlara bağlanıyorlar. Hatta o şaraptan parçalarının var. Şu an zarar itibariyle verdiği araçlar vardı. Yani üç onlar ekibiz, da bu senin bulunduğun parkta mıydı? Yani Türk televizyonlarında şu anda burada sadece biz varız. A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Taha Azar'la birlikte ama Ata duyabiliyor musunuz sesimi? Tabii burada 100'e yakın basın mensubunun da görev yaptığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi biz o bağlantı, ses gidiyoruz. Bağlantımız uluslararası medya tekrar sağlamaya çalışıyoruz. Biraz daha geriden yayın yapıyor. İşte bir bomba ya da füze atıldığında hemen herhalde girebilmek adına o anaokulun içerisine, o sığınağın içerisine. Ama gündüz saatlerinde işte medya mensupları olarak duyabiliyor musun bizi? Görev yapıyoruz. Hemen şurada da böyle bir boşluk var. Onu da gösterelim. Yine burası da hani bir sığınak gibi artık. Çünkü az önce o ikinci atış yapıldığında biz buraya geldik hemen. En azından kendimizi korumak için biraz daha böyle aşağı noktada böyle bir hani siper gibi mi denilir artık? Siper gibi kendimizi orada koruma imkanına sahip olabiliyoruz. Bu arada ben hattan düşmüşüm. Arkadaşları da arayacağım şimdi. Yani çalışma alanı burası. Dediğim gibi aracımız burası. Aracımız burada çünkü elektrik ihtiyacını araçtan karşılıyoruz. Çünkü malum 3G cihazlarının da belli bir ömrü var. Hal böyle olunca da şu an itibariyle bu çalışma ortamı bizim burası. Yani tarihe tanıklık ediyoruz ama bir taraftan da ne yazık ki katliama tanıklık ediyoruz. Keşke etmesek ama bu katliamın da bir şekilde dünyaya duyurulması evet, gerekiyor. Atayla bağlantıyı İnsanlara sağladık. İnsanlara duyurulması gerekiyor. Ata tekrar bize o bölgeyi göstermeni rica edeceğiz. O özellikle roketin düştüğü ve okul bahçesi tarafına bakabilirsek ve aynı zamanda Coşkun Bey'in de hocamın da bir sorusu olacak. Eray Bey'in de bir sorusu olacak. Tamam. Buyurun. Dolaşmaya Ata, devam dolaşarak, edelim. Tamam. Buyurunuz efendim. Ata tamam. Az önce 100'e yakın yüze yakın medya grubundan bahsettin. Orada birlikte görev yaptınız. Tek Türk biziz dedin. Orada gündüz. Bakın bir tanesi daha gitti az önce Coşkun abi. Gösterelim. Az önce iki araç vardı. Diğer medya kuruluşu da gitti. Doğru. Birazdan şimdi, herhalde sadece tek biz kalacağız. Yani güvenli bulmadıkları orada, için mi gidiyorlar Ata? Neden gidiyorlar? Yani çoğu zaten akşam saatlerinde boşaltıyor burayı. Yayınlarını bitirip gidiyor. Tabii ki yani güvenlikte bir tabii kendilerini güvende hissetmedikleri için. Ya zaten az önce o roket atıldığında hani biz baktık hepsi sığınağa gittiler. Biz burada kaldık o yayını yapmaya çalıştık. Hepsi bir anda anaokuluna kaçtılar yani. Peki o anaokuluna kaçtıkları yer güvenli mi? Yani o girdiğiniz en azından sığınmaya o özellikle bir sığınak olarak yapılmış bir yerden bahsediyoruz yoksa o anaokulunun bir bölümü mü? Hayır tabii. Hayır anaokulunun bir girişi yani evet. Sığınak falan değil. Anladım. Sığınak değil. Yani burası Silorot'ta bir meydan. Yani orada ne yazıyor? Uzi Hitman yazıyor muhtemelen. Uzi Hitman bu meydanın adı. Burada bir ışıklandırma var. O yukarıda da bir hoparlör var. Çünkü az önce uyarı bize oradaki hoparlörden geldi. Hemen biz de siper aldık. Başka da bir burada zaten dediğim gibi sivil yaşam yok. Evler var burada. Evler boşaltılmış durumda zaten. Şu anda hiç kimse yaşamıyor yani evlerde. Bakın o caddeler, sokaklar. Yani hani gece olduğu için mi böyle diye düşünebilirsiniz ama değil. Yani gündüz saatlerinde de aynı buralar. Sadece o anaokulunun bir girişi var. Anaokulu zaten kapalı. O roketin düştüğü yeri tekrar gösterelim. Burada da muhtemelen herhalde çalışmalar yapılıyormuş. İşte o 7 Ekim'den sonra herhalde kalmış. Çünkü Hamas'ın sızdığı nokta yani paramotorla indiği yerler buralar. 7 Ekim sabahı İsrail'in ters köşe olduğu karizmasının çizildiği noktalar burası. Bakın tekrar gösterelim. Yine yanımızdan bir atış yapıldı. Evet, çok tabii yakın bir mesafe. Tamamen boşaltılmış değil mi? Hiç İsrailli de yok çok. Şu anda orada. Yok, sadece bazen böyle askerler geliyor, polisler geliyor. İşte ne yapıyorsunuz diyorlar. Şöyle bir hani turlayıp gidiyorlar. Yani herhangi bir
ne bileyim işte bir iaşe ihtiyacıdır veya hani yeme içme ya da bir uyarı, herhangi bir şey yok. Bakın o sığınak dediğimiz yer de burası. Yani ta buraya kadar işte koşturabilirseniz şöyle girelim. Okulmuş orası. Burası dediğimiz gibi bir anaokulu. Bakın burada çocukların fotoğrafları da var. Şöyle devam edelim. Yani işte o bir tehlike anında basamıyorsun arkadaşlarımız buraya geliyor yani. Gelebildikleri yer burası. Başka yok. Yani içeride şöyle devam edelim istersen. Tabi. Çok da gitmeyelim tabi istersen. Belki cihaz çekmeyebilir. Gördüğünüz gibi yani burası bir sığınak değil. Anaokulu. Evet. En azından kapalı bir yer olması hasebiyle şu anda daha güvenli olarak yani sayılıyor. Evet. Tabii. Yani bir kapalı mekan. Hani böyle bir tehdit olduğu zaman işte buradaki medya mensupları bir anda böyle koşup içeriye giriş yapıyorlar. Şu anda ama orada tabii yani o sizden roket... başka kaç medya kurumu kaldı bu saatte baktığımız vakit? Bir araç daha mı var yoksa sadece siz mi kaldınız? Bir kişi var. Bir kişi. Evet. Yok, sadece burada bir kişi var. O da sabit bir fix görüntü veriyor şu anda gördüğümüz evet. kadar. Bir muhabir değil herhalde. Ajans olabilir belki. Muhtemelen bir muhabiri yok. Tek evet. bir araç. Tripoda konulmuş. Yani tek bir kişi var şu anda. Bir de biz varız tabiyle birlikte. Bir de Allah'ımız var. Evet. En önemlisi. Allah'ına kurban. Çok güzel. Allah'ına kurban. Evet Ata, yani Tahazar aracılığıyla bu görüntüleri aktarıyorsunuz. Oldukça önemli bir iş yapıyorsunuz. Tabii ki tabinin hakkı ödenmez. Ben bir soru sorabilir miyim? Eray Ata, Bey'in de bir sorusu var size, buyurun. Sizlerle gurur duyuyoruz. Önce onu söyleyeyim. Gerçekten gurur duyuyoruz. Çok değerli bilgiler aktarıyorsunuz. Teşekkür ederiz. Şimdi demin saat 23.02'de 32 noktayı Hamas güçlerinin vurduğunu söylediniz. Bunu ben şöyle anladım. Yani Hamas güçlerinin atmış olduğu roketlerin 32 noktaya o 32 noktayı hedeflediğini evet. düşünüyorum. Bunların kaçı düşebildi, yani hedefi vurabildi, kaçı Demir Kubbe tarafından imha edildi? Bu konuda bir bilgi var mı? Düşen roket var mı? Yok. Yok. Onunla ilgili bir bilgi yok. Çünkü hani saat 7'de buraya düştü. Yani o Demir Kubbe'den kaçtı. Hemen anaokulun arkasında düştü. Dün işte anaokulunun bahçesine düştü. Saat 7'de anaokulun arkasına düştü. Demir Kubbe'den kaçtı ama bir de canlı yayında denk geldik. Gördünüz yine bulunduğumuz bu tarafa ateşlendi. Gördük. O ışığı da gösterdik. Çünkü Gazze tarafından gelen bir misillemeydi o. Ama Demir Kubbe devreye girdi. Düşmedi o roketler, füzeler ya da. Yani onun hani nerelere düştü, nerelere düşmedi bilemiyoruz. O artık hani düştükten sonra yansıyan görüntülerden ortaya çıkıyor, ancak o şekilde bilebiliyoruz. Mesela geçtiğimiz günlerde Tel Aviv'de bir elektrik trafosu hedef alınmıştı. Biz gittik hemen gece saatlerinde, orada yayın yaptık. En azından o düştüğü yeri gördük. Bazen o Ben Gurion havalimanının etrafında yine boş arazilere düşüyor. Bazen evler isabet alıyor. Mesela Aşkelon'da yine o yerleşim yerine düştü. Yani düştüğü yerleri daha sonradan en azından bilgi sahibi olabiliyoruz. Evet. Peki şimdi Ata, senle kalmaya devam edelim. İsterseniz biraz soluklanın. Biz şimdi bir haritaya bakalım Eray Hocam sizinle. Çünkü yani Gazze bu kadar küçücük bir yerde 360 kilometre kare diyoruz. Çok küçük bir yer. Yalova'nın yarısı kadar bir yüz ölçüme sahip bir yerden bahsediyoruz. Ama çevresindeki silahlanmaya baktığımız vakit dünya savaşlarına başlatacak ya da yürütecek kadar silahlanma var. Şimdi gemiler burada var. Konumlanmaları tam olarak yerlerini göstermiyor olabilir ama evet, göstermiyor. Amerika'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Rusya'sı, işte Çin'i vesairesi hepsinin hedefinde burası var. Yani daha ben, büyük bir ilave oldu bugün. Bir şey var. Orhan Salih. Evet, ne? O ikinci uçak gemisi de Kızıldeniz'e evet. Süveyş kanalından geçtiğini teyit ettik.
Yani Eisenhower şey Kızıldeniz'e mi geçti? Evet. Evet. Süveyş kanalından geçti. O zaman Husilere yönelik yanında olarak da, mı? Yanında gemine? Da 5 tane savaş gemisiyle birlikte.